Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size doya doya izleyeceğiniz 8 filmden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Listemizin birinci sırasındaki filmimizin ismi Coach Carter. Bir lise takımının basketbol antrenörünün ve onun çalıştırdığı öğrencileri izlediğimiz bu filmde farklı kültürlerdeki gençleri disiplinize etmeye çalışan idealist ve tabii ki de sevinmeyen bir adamın kendine has yöntemlerini izliyoruz. Filmimiz gerçeğe dayanan bir hikayesi, hem ilham verip yer yer gaza getiren sahneleri ile yıllar boyunca aklımızdan çıkmayacak bir başyapıt. Özellikle kendinizi çıkmazda hissettiğiniz anlarda aklınıza gelip sizi motive edecek harika bir film bu. Bu filmi hala izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Karakterleri birbirine zıt olan iki yaşlı bir hastane odasında karşılaşıyor ve birlikte geçirdikleri zaman sonrası el ele verip hala hayattayken yapmak istedikleri çılgınlıkları sırasıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Filmimiz de işte tam bu noktada başlıyor. Senaryo çok tanıdık gelse de başrolde iki usta isim olunca film tam anlamıyla su gibi akıp gidiyor. Ve bu noktadan sonra izleyenin kendi hayatını sorgulamaya başlayarak bir an evvel ölmeden önce yapılacakların listesini hazırlamalıyım diye düşünürken buluyorsunuz. Filmimiz Quebec isimli bir gezegenden geldiğini söyleyen ilginç bir adamın ve onun bu halini çözmeye çalışan sıradan insanların yaşadıklarını konu alıyor. Harika bir senaryoya az da olsa gizem dolu sahnelerde kendinizi bulacaksınız. İzlerken kesinlikle zevk alacağınız bir film. Bir kitaptan uyarlanan filmimizde zengin, aristokratik bir ailenin evine konuk olan bir müfettiş, aile üyelerine sorduğu sorular ile tüm dengeleri değiştirerek filmimizi zekice diyaloglarla geçen bir sohbet ortamında biz de kendimizi filmin içinde bir diğer kişi olarak buluyoruz. İzleyenler zihinde derin etkiler bırakan bir film. Kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Ünlü şirket McDonald's'ın kuruluşunu izlediğimiz bu filmimizde hırslı, tuttuğunu kopartan, kafası sürekli girişimciliğe çalışan bir adamın mücadelesini izliyoruz. Son yılların en iyi girişimcilik filmlerinden biri olarak gösteriliyor. İnsanı gaza getiren, hayallerinin arkasında koşmaya sürükleyecek ve ilham verecek bir film. Çalıştığı bir üniversiteden ayrılan bir tarih profesörü ve ona veda etmek için gelen meslektaşlarından başka kimseleri görmediğimiz bu tek mekanlı filmde her şey sıradan giderken birden profesörün ben aslında 14 bin yıldır dünyada yaşıyorum diyerek başlayıp anlattığı şeyler tüm sıradanlığı bozmayı başarıyor. Bu noktadan sonra filmimizde harika bir bilim kurguya dönüşüyor. Kesinlikle izlemeniz gereken bir film. Yönetmen koltuğunda Angelina Jolie'nin oturduğu bu filmde başarılı bir sporcunun 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle tamamen değişen hayatını konu ediliyor. Her türlü zorluğa karşı hayatta kalmaya çalışan adamımız öyle zorlu durumlarla mücadele ediyor ki film izleyip de hikayenin gerçek olduğunu öğrenen herkesi hayretle bırakıyor ve motive ediyor. Hiç kaçırdığınız otobüs, uçak ya da metro sonrasında belki de kaçırmayıp binseydim diye düşündüğünüz oldu mu? Cevabınız evetse bu film ilginizi çeker. Çünkü film tam olarak da bu konuyu işliyor. Bineceği treni kaçıran bir kadını izlediğimiz film, kadının metroyu kaçırdığı haliyle kaçırmayıp bindiği halinde yaşananın iki farklı koldan bize gösteriyor. Bu filme bir göz atın derim. Yeni bir videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere.